Çok da üst tatlar vardır gerçekten böyle. Tamam, testinin hemen kapağını üstüne oturtabilen, hiç ölçüsüz, el ölçüsü diyoruz ona. Evet, bakın yeni oluşumları görüyorsunuz. Sağda, solda, önümüzde değişik renklerde, değişik mineralleri içerdiği için de bu renklerdedir. Peri bacaları oluşuyor artık. Gayet güzel. Üç gün beraberiz. Biraz farklı bir program hazırladık ama tabii programın içerisinde gene Kapadokya'nın en çok gezilen yerlerini göreceğiz. Bugün Görem Açıklamamızı da biraz uzun bir zaman geçireceğiz. Öğleden sonra tabii yemek sonrasında bir paşaba zelve yapmak istiyorum özellikle de sizlere. Zelveyi gösterelim sizlere. Yarınki programımızda, yani ben normalde bir program gönderdim. Programda bir yeraltı şehri, yani kaymaklı yeraltı şehri artı Sobesos antik şehri, Keşlik Manastırı şeklinde bir program hazırlamıştım. Yarın biraz sizi koşturacağım bu konuda. Yani yeraltı şehrinden sonra büyük bir ihtimal Soğanlı Vadisi yapacağız. Ve Soğanlı Vadisi'nde iki tane kilise, çok güzel kilise var. Bir tane restorasyon da vardı ama açıldıysa onu da gösteririz sizlere. Daha sonra Sobesos diye bir antik şehir. Anlattığımdan sonra 10. yüzyıldaki Kapadokya'yı anlatacağım. Ondan sonra kiliseleri anlatmaya başlayacağım. Çünkü o dönemdeki o ekonomi, sosyoekonomiyi, sosyal durumu, idari durumu bilmemiz gerekiyor. Action. Hoşuna gelmek güzel. Arka tarafında da Kaya Kapı Mahallesi var. Hatta şu anda da şey var, Kaya Kapı Otel var. Bayağı büyük bir proje. O Harley Davidson. Evet, onlar yani bayağı abi bunlar. Şeyli, motorlu çete yani. Ben de biliyormuş gibi çektim vallahi. Yapıyorlar abi.
Kucağında bebek İsa ile birlikte Meryem Ana'yı görüyorsunuz. Dini grupları anlatabilirsiniz sağ baktığınızda. Hemen sağ tarafta bakın. O çubuk gibi olan yer sağ. Devenin arkasında. Sol tarafa bakın. Fokları görüyorsunuz hemen. Fok grubunu görüyorsunuz sola baktığınızda. Bakın sağ tarafta Meryem Ana bakın. Gördünüz mü? Sol tarafta bir büyük balık var. Karşıda ne görmek isterseniz bakacaksınız, onu göreceksiniz. Orada ben bir şey göremedim. Efendim, biz rehberlerin çıraklarından bir tanesi David Copperfield var ya, şu illüzyon ustası adam. Bakın hemen sağ tarafta görüyor musunuz? Binlerce penguen var orada. Gördünüz mü? Gördüm. Eyvallah. Adam göremedik. Önce bakın. Baktığınızda eğer görebiliyorsanız sıkıntı yok. Ama eğer hiç bir şey görebiliyorsanız bırakın bu mesleği yani. Bakın March of the Penguin. Bu Discovery Channel'da bir tane şey vardı. Ben penguenler gidiyor. Bu güne gütbün hepsi bekliyorlar bir şeyler. Neyi bekliyorlarsa artık o şekilde bekleyen penguenler. Uzun. Sen dedim kafayı falan mı yedin? Ondan sonra... Dur orada, dur orada. Burada mı suda mı? Aman Allah'ım. Yanlara bir ceza yazsalar iyi olacak. Nefret ediyorum. Thank you.
biz şey göreceğiz, detayı göreceğiz sadece. Gerekli olan yerleri de ben sizlere açıklama yapacağım. Evet, bunlar acemi pilotlar. Bunlar talim yapıyorlar. Bir savunma tüneldir aynı zamanda. Yeraltı şehirlerinin ilk yapıldığı tarih işte Hititlerden M.Ö. 2000'lerin yıllara kadar dayandığı söylenir. Ama elimizdeki yazılı kaynaklara baktığımız vakit yeraltı şehirleri hakkındaki en eski yazılı kaynak M.Ö. 4. yüzyıl. Büyük İskender'in öncesinde
Yeri sever. Yani bundan dolayı buradaki şeylere baktığınızda kayısılara lezzetlidir. Mesela Ege tarafına gidin, Akdeniz'e gidin, oradaki yetişen kayısılarda buradaki tadı alamazsınız. Evet, kanyona iniyoruz bakın arkadaşlar şimdi. Burası kışın biraz sıkıntılı olur kar yağdığında. Zaten sağda solda kar çubuklarını görüyorsunuz. Karşıdaki gördüğümüz köy başköy olarak geçiyor. Yani eski ismiyle Potamya. Diğeri Güzelöz, eski ismiyle Mavrucan. Burası benim en favori tur güzergahlarımdan bir tanesi. Birçok private turu, özel turu müşteriyle konuşup buraya çevirmişliğim vardır. Hılara turunu. Şimdi aşağı inerken yavaş inelim kaptan. Değerli misafirler, arkadaşlar bakın sağ yukarı tarafta bir kilise kalıntısı var. Kilise Aziz George adına ithaf edilen kâgir bir kilise. Bakın altını çiziyorum. Kâgir bir kilise. Hemen görüküyor bakın. Sağ yukarıda. Kâgir taş yapı demek. Bakın görüyorsunuz. Temizlendi bunun. Restorasyonuna başlayacaklar yakında. Ama içerisindeki 13. yüzyıl resim programı gerçekten çok güzel. Aziz George'un hayat hikayesi yani vitası canlandırılmış orada. Aziz George'la ilgili birçok sahne var. Ve benim bu akademisyen arkadaşlarımdan bir tanesi Nilüfer Peker. Kendisi
Nevşehir Üniversitesi'nde şu anda doçent profunu bekliyor. Bunun bir doktora tezi son yargı sahneleri üzerine. Sağ olsun burada bayağı bir güzel bir çalışma yaptı. Bu son yargı sahneleri konusunda da benim yazarken tabii ki danışman hocalarımdan bir tanesiydi. İçerisinde bu kilisenin içerisinde çok güzel bir son yargı sahnesi, ruhların tartılması, cezalandırma ve cehennem sahnesini görmek mümkün. Tepedeki yamaçlar, oyuklar bakın depo olarak kullanılıyor bazı yerler ama üst taraflardaki yerlere baktığınız vakit orası da yerleşim birimleri. Hemen aşağı kısımda girişini gösteriyor bakın burada. Yavaş kaptan. Hemen sola bakın. Bakın gördük mü? Bu Fransızca yazılmış bir Kapadokya kitabının kapağındaki resim aynı zamanda. Evet, burası yüksek rakıma sahip. Yani merkezde Kayseriler Haziran sonu, Temmuz'un ilk yarısında olgunlaştığı halde burada Ağustos sonuna kadar, hatta Eylül'ün ortasına kadar Kayseri. Çok yani olması gerekiyor. Daha kaliteli yapmanız gerekiyor ki ülke turizmine bir katkınız olsun. Çünkü sizden ayrılan turistler memnuniyetle ayrılsın. Ama maalesef son zamanlarda çok fazla memnuniyetle ayrılmadılar. Ben işimi yapıyorum. Misafirlerimiz, hocalarımız yeniden cümleten hoş geldiniz. Bu kiliseyi acizane tanıtmaya çalışayım size. Bu kilise 9. yüzyıl Aziz Stefanos adında ikonoklazm dönemi kilisesidir.
Yani biliyorsunuz ilk Hristiyan din şehrinin adıdır Stefanos. Ona ithafen yapılmış 1200 senelik bezemeleri görüyoruz. Burada daha çok üzüm ve nar, çok taneli meyveler bereketi sembolize ettiği düşünülüyor. Geometrik motifli haçlar görüyoruz. Ve burada kısmen suretler var. İsa'nın havarilerinden birkaçı olduğu düşünülüyor. Yasağın bitiminde yapıldığı tahmin ediliyor. İleri tarafta Aziz Östotius, bir ateist generalin avda geyik avladığı ve daha sonra geyiğin dile geldiği, hitap ettiği, sen dine dön, ateizmi bırak gibi uyarılarına, uyarılarını dikkate alıp sonradan dindar bir azize dönüşür ve adına kiliseler bile yapıldığı söyleniyor hocam. Var hocam birkaç tane. Evet. Ve buralarda da daha çok mezarlar görüyoruz. Önemli şahsiyetlerin, itibarlı kişilerin kiliselere defnedildiği, Tanrı'ya ve cennete daha yakın oluruz diye buralara gömülme hakkı alırlar. Kiliselere falan çok katkı sağlayan kişileri, özel kişiler için burada bazı mezarlar görüyoruz. Burayı da biliyorsunuz altar, sunu bölümü, papaz ve yardımcıların bölümü, şarap ve ekmek hazırlayıp bu taraf cemaatlerine sunum yaptıkları bölüm. Evet hocam. Bitti mi hocam? Sizi dinleyelim. Eyvallah. Sağ olsun Cavit Bey, güzel bilgiler verdin. Şimdi şeye bakıldığı vakit özellikle ikonoklastik dönemdeki çıkan topraklar. İçinde bunun hiçbir katkı maddesi yok. Su ve toprak. Toprağa su havuzlarına doldurulur. Kırmızı toprak. Bir hafta 10 gün bekler. Kendi başına fermentasyona uğrar. Fermente olduktan sonra iyice böyle yoğrulur. İçinde hiç hava kabarcık kalmaması lazım ki yapıldı mı mesela. Şimdi ustamız size bir küçük bir gösteri yapacak. Yapılan eser bir hafta 10 günde bekler. Kurur. Kurutma odasında. Ondan sonra fırınlama işlemine girer. Ama içinde küçücük hava kabarcığı kalsa fırında olumu çatlatır. 825 derecelik ısıyı aldığı zaman onu çatlatır. O yüzden yani şu çıkan ürünlerin hepsi mağazada göreceksiniz. Hepsi içinde kusursuz olması gerekiyor. Yoksa metrelik tabak bile olsa ikiye ayrılmış olarak görebiliriz. Öyle bir riski de var yani. Fırında %20 riski. Buyurun efendim, bu tarafa da geçebilirsiniz. En yapımı zor olan da şarap sürahisi, bu halkalı diye tabir ettiğimiz dekantador. O dört aşamadan oluşuyor. Bakalım ustamız bize ne yapıyor? Her an şekli değiştirebilir, o yüzden ben de bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyoruz. Bence şekerlik yapıyor. Sizi değiştirip fark etmez hocam. Hani sadece tabaklarımızı kalıpların üstünde yapılıyor. Aşağı taraf çok soğuktu, o yüzden sizi bekletmek istemedim. Ama dik mal dediğimiz, dik olan ürünlerin hepsi aynı böyle ayaklı çevirme tezgahlarda yapılıyor. Bunun ağzının çapı küçük ama daha büyük vazoların yapımı için bu ayaklı çevirme tezgahların koyduğu üst plate daha geniş olanları var. Onun üstünde yapılıyor tabii ki. Evet, bu kapak oldu. Şekerlikmiş. Eskiden işte bu, ben biz de buralıyız. 70'li yıllara kadar bu sanatı yapamayana kız vermezlermiş işte. Aynen. Çünkü tamamen göz kararı yaptığı için simetrik kapağının oturması gerekiyor. Daha önce hiç bu mağazamıza gelen misafirimiz var mı? Rehber olarak. Evet, rehber olarak. Tabii ki.
Ulus'ta ne kadar oturabilir tezgahın başında acaba? Beni sırtı ağrıyana kadar, ayağı ağrıyana kadar, yorulana kadar. Ne zaman sonra oluyor? Efendim? Ne zaman sonra, yani kaç saat veya? 3-4 saat önce oturuyorlar ama. Yani çok, gün boyu sabah 9 saat, akşam 5. Yani çizim yapmak da öyle. Sürekli aynı noktaya baka baka gözünüzü yoruyor ve sırt ağrısı oluyor. Arada bir çalışıp çalışıp yukarıya güneşe, dışarıya çık böyle bir relax olduktan sonra tekrar aşağı, aynen hava almak gerekiyor. Ya yaşa da bakıyordur o tabii ki. İçinde hava olmadığını yaparken anlar mı ya da anlar Allah. Hava olduğu zaman şekilde tıklamaz sana. Bu toprak bu aşamaya gelene kadar gerçekten meşakkatli bir süreçten geçiyor. Hemen öyle kızılımdan oradan toprağı alıp da suyuna karıştırılınca olmuyor. Elenmesi gerek. Onun böyle un gibi ince oluyor. Valla bir kişi denemeye alacağız. Var mı öyle denemek isteyen bir arkadaşımız? Evet, bir kurban bekleniyor. Kim o? Ne yapsın? Orada direkt beni alırsın böyle. Evet, kolları çevirdik. Son ayağımızı tahtanın üstüne koyuyoruz. Evet, şimdi sağ ayağımızı ileri doğru çevireceğiz. Dışarıdakini gevşek bırakıyorsun biraz. Bir dahaki geldiğinizde ben size göstereceğim onu, koleksiyonu. Bir kere parçalayıp kenara açıyoruz. Gezenler
kucağındaki bir genel ruhları temsil eden bir figür var. Kemen de Atatürk'ün adamı boynundan çekiliyor. Boynundan çekiliyor. Atatürk'ün hakikatenleri de yani bu Atatürk'ün rahiplerinin yozlaşmasından bahsediyor. 4000 yıl önce yani. Alt kısma baktığımız vakit bir kadın, Maria ve iki tane çocuğu. Bunlar kilisenin bayileri. Yanındaki kişi ise İkisi tamamen birbirine farklı. Ama dönem aynı. Yani farklı kilise olarak. Tabii, tabii. Nasıl güzel şey. Şeytan koncu, büyük koncu, nazar, büyüğe karşı. Evet, tamam. Çalışanları hem kendisinin aldığı büyük bir yerleşim olarak anlatılıyor. Başka bir şeye göre burası işte Roma ordusu için at yetiştiren bir kişinin mülkü olsun. Çünkü at Ne yapıyorsunuz sorması ayıp? Ne yapıyorsunuz sorması ayıp? Ben fotoğraf çekmiyorum ki. Ben fotoğraf çekmiyorum ki. Hayda. Hayda böyle yapacaksın. Natural abi, natural gir abi, natural. Neresi burası? Kapadokya'dayız ve gezimizin maalesef son günü. Ve şimdi otobüse gidiyoruz. Ha şey. Açık saray. Yavaş yavaş.